de aynalı çarşı. Aha ben gidiyorum düşmana karşı. Of geçtim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of geçtim eyvah. Çakale içinde vurdular beni. Çakale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Çanakkale İçinde bir dolu testi. Sağ tarafımızda bir İngiliz mezarlığı, geçiyoruz yine yanında. Tekrar. Çanakkale içinde bir dolu testi. Ağır babalar ümidi kesti. Oh gençliğim eyvah. Anar babalar ümidi kesti. Oh gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Çanakkale İçinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Harika söylediniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Türkümüzün sonunda dedik ki Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Gitmekte olduğumuz sol taraftaki Sığındere bölgesi. İngilizlerle savaşmışız. Savaş süresince 22 bin şehit vermişiz burada. Bir hastane şehitliğine gidiyoruz. Orada geçen bir öyküyle bu türkümüzün sonunu birleştireceğim. Çünkü yazılanların hepsi gerçek öyküdür onların. Savaşın yapıldığı 1915 yılının 19 Ekim günüdür. O yılın o günü Kurban Bayramı'dır. Kurban Bayramı'nın birinci günü sabahı. Gittiğimiz o Sığındere bölgesi solumuzdaki 30. alayımız korur orayı İngilizlere karşı. Alay komutanı ikiye ayırmıştır 3500 kişilik askeri birliğini. Yarısı ön siperde nöbettedir. Yarısı cephe gerisinde dinlenir. İki günde bir nöbet değişirler. 19 Ekim bayram sabahı günü kurban kesemezler ama kendileri kurbanlıktır zaten onların. Tabur imamlarıyla birlikte cephe gerisindekiler, ihtiyatta, yedekte dinlenenler sabah namazlarını, bayram namazlarını kılarlar. Kumandanlarının ellerini öperler, bayramlaşırlar. Birbirleriyle bayramlaşırlar. Memleketlerine bayramlaşma özlemlerini bir miktar giderirler. Alayın kumandanı Yarbay Rıza Bey'dir. Yanında yaveri yardımcısı Münir Mustafa isminde bir subay vardır. Ona seslenir. Oğlum Mustafa der, bayramlarda küçükler büyüklerin ayağına gider bayramlaşmaya. Ama der, bugün biz bunun tersini yapacağız. Bizim evlatlarımız nöbette, onlar vazife başını bırakıp gelip bizimle bayramlaşamazlar. Biz onların ayağına gideceğiz der. Evet, siperdekilerle bayramlaşmak için kumandan ve yaveri dolaşmaya başlarlar.
Kumandanlarının kendilerine bayramlaşmaya geldiğini gören siperdeki askerler bir mutlu olurlar ki gidip elini öperler kumandanları. Ve çok da moralleri yerine gelir. Biri vardır Ankaralı Hasan, kumandan sipere geldiği halde o siperden geriye dönmüş, çenesinin altına süngülü tüfeğini dayamış, hayallerdedir. Sanki genç bir aşık gibidir. Kumandan seslenir, oğlum Hasan, bir derdin falan mı var? Nedir bu dalgınlığın? Hayallere dalmışım. Uyanır Hasan, hemen gider kumandanın elini öper, bayramın mübarek olsun diye. Solumuz, İngilizlerin en son geldikleri yerdir o denizden buraya kadar. En büyük mezarlıkları 12 Çam Mezarlığı diye geçer burası. Buradan da ileri geçememişlerdir. Evet, kumandan Rıza Bey Hasan'a bağırır. Nedir bu dalgınlığın diye. Hasan kumandanın elini öper. Bayramını kutlar. Yok kumandanım, dalgın falan değildim, size öyle gelmişler ama kumandan üstüne. Yok yok, büyük bir derdin olmasa bu kadar dalgın olmasın. Söyle bakayım derdini deyip böyle sertçe söyleyince Hasan'ın da dili çözülür. Başlar anlatmaya derdini. Vallahi kumandanım der, biz Ankara'dan buraya abimle birlikte gelmiştik. O evliydi, ben nişanlıydım. Dün haber aldım, abim şehit olmuş Arıburnu'nda. Benim de buradan dönüşüm yok, kurtuluşum yok. Bu mübarek bayram günde köyümde olsaydım, annemin, babamın, büyüklerimin ellerini öpseydim. Nişanlımı son bir kez görüp bu dünyadan öyle geçip gitseydim. Hasan'ın bu yakarışlarına kumandanın yüreği dayanmaz. Kaç günde gidip gelebilirsin Hasan'ım der. 10 gün izin yeter kumandanım der. Yaz Mustafa Hasan'a 10 gün deptilava izni. Yazarlar Hasan gönderir. Gidip nişanlısını görür. Anne babasıyla bayramlaşır gelir. Bu olaya şahit olan alayın yaveri Münir Mustafa daha sonra savaş hatıralarını Cepheden Cepheye isimli bir kitapta yayınlamış. Der ki, sonra gideceğiz. Evet, Hasan gitti nişanlısını gördü, büyükleriyle bayramlaşıp döndü buraya ama daha Çanakkale'de o harp çok uzun sürdü. Benimse tayinim Filistin cephesine çıktı. Hasan acaba Çanakkale'de şehit mi oldu daha sonra harp günlerinde, yoksa sağ salim dönüp de nişanlısıyla mutlu bir yuva mı kurdu?